üstüne gidilmeyen, çözümsüzlüğe bırakılan, sorunların çözülmesi için bile sporu zaman zaman harekete geçirmek gerekebiliyor. Bununla ne demek istediğimi anladınız. Azerbaycan'ın her türlü problemi, sıkıntısı, sorunu Türkiye olarak bizim de sorunumuz ve sıkıntımızdır. Azerbaycan'ın en önemli sorunlarından bir tanesi topraklarının bir bölümünün Ermeniler tarafından işgal edilmesi olması halidir. Biz bu işgalin kaldırılmasını Türkiye olarak baştan beri savunduk, hala savunmaya devam ediyoruz. Ama bu sorunu oturarak, bir araya gelmeden, diyaloğu hiç düşünmeden çözmek mümkün değildir. Şu anda Kafkaslar'da meydana gelen gelişmeler öyle bir noktaya doğru gidiyor ve geldi ki bu tür sorunları diyalog yoluyla çözmeyi denemek gerekir. İşte Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bu sorunu acaba diyalog kurarak çözebilir miyiz sürecini başlattı. Amacımız ne? Azerbaycan'ın haklı Dağlı Karabağ'daki sorununun da çözümüne yardımcı olmaktır. Azerbaycanlı kardeşlerimizin mağduriyetine yol açacak hiçbir girişimde bulunmayız. Eğer bir adım atıyorsak, birine merhaba diyorsak, biliriz ki kardeşlerimizin sorunlarını acaba bu diyalog yoluyla çözebilir miyiz amacıyla. O nedenle bu konuda başka türlü değerlendirme ve yorumların hiç bir değerinin olmadığını ifade etmek istiyorum. Bu temenniyle hepinize yeniden sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Ramazanınız mübarek olsun. Bugün Kadir geceniz, kandiliniz mübarek olsun. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Sayın Bakanımızın konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz ve Bakanımıza plaketlerini vermek üzere Çağ Öğretim İşletmeleri Prezidenti Sayın Enver Özeren Bey'i kürsüye davet ediyoruz. Sayın Bakan, öncelikle hoş geldiniz. Sizin konuşmanız Adalet Bakanı olmanız ve uzun yıllardır da Türkiye'den tanıyorum. Ben kendim İstanbul'da 15 yıl çalıştım. Oradan da bir yakınlığımız, icraatınızdan var. Aklıma sizin bakanlığınızda şu geldi. Biliyorsunuz İspanya'da Endülüs Emevi kuruluyor ve 8 asır bu Endülüs Emevi İspanya'da hakimiyetini sürdürüyor. Ve orada kurulmuş olan o dönemdeki üniversitenin kapısına yazdıkları 4 maddelik bir hususiyet var. Diyor ki iktidarlar diyor 4 esas üzerinde dururlar. 1 diyor alimlerin ilimleri. 2 diyor yöneticilerin diyor ilme dayanan adaleti. 3 diyor idarecilerin cesareti. 4 diyor raiyetin diyor halkın diyor başlığı olan idarecilerine duaları. Ve elbette bütün bu altyapıların oluşması ve tahsille bağlı hususlar ve bugün içinde bulunduğumuz üniversitemiz ve onun kurucu şirketi Çağ Öğretim Azerbaycan'da Azerbaycan Umumi Lideri Haydar Aliyev'in hayır duasıyla ve o dönemde merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın rehberliğinde açılmış olan 92 yılından itibaren faaliyetin Azerbaycan'da bugün 12 tane lise, 11 tane Türkiye Sitil Üniversite hazırlık kursları, Kafkas Üniversitesi olarak tahminen bir 11 bin civarında öğrenciye eğitim hizmeti vermekte ve bugün okulları bitiren öğrencilerin üniversiteyi kazanma nispetleri %98 ve 1/3 nispeti harici ülkelerde eğitim alıyorlar. Bugün Azerbaycan'ın gençleri dünyanın 40'tan fazla ülkesinde 50 ayrı üniversitede eğitim alıyorlar. Çoklarını çok farklı ülkelerde ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bir iki milletin Haydar Aliyev'in o sözüyle İki devlet, bir millet olan Azerbaycan ve Türkiye'nin
Hariçte farklı iki diasporası olabilmez. Türkiye ve Azerbaycan birge hariçte diaspora aparmalıdır. Ve bunun da yayınlanmış fermanıyla beraber yetişmiş olan bu gençlerimiz dışarıda da bu birlikteliği devam ettiriyorlar. Ve gene de Azerbaycan Uluslararası Arena'da bugüne kadar 94'ten 2008 itibarıyla Dünya Bilim Olimpiyatlarında 61'i altın madalya olmak üzere bugün Azerbaycan'ın 283 tane madalyası var. Ve bu da Azerbaycan'ın uluslararası bu ilim otoriteleri tarafından şu an ciddi bir şekilde takip ediliyor ve takdir ediliyor. Elbette sizlerin buralara teşrif etmeleri, buyurmaları ve gençlerimizi yüreklendiriyor. Gençlerimize geleceğe inanla, güvenle bakmaları. Evet, siz 83 yılını nazar saldınız, 83 öncesine, ama bu gençlerimiz de gelecekte globalleşen bu dünyada herhalde farklı yerlerde kendi ülkesini temsil etme, milli kimlikleriyle var olarak temsil etme, örf, adet, gelenek, görenekleriyle var olarak temsil etme ve ben bütün şirketimiz adından size burada tekrar öğrencilerimi